Efendim, şu YouTube kanalımın reklamı kesilmesi her gördüğümde çok üzülüyorum. Bu kadar emek verdim. Birileri yazmışlar efendim şu an aktif durumda. Okşan çok mu sevindi? Ya Okşan bence sevinmiş değil. O eskiden de belki aramızda şeyler olmuştur. Ama o da çünkü emek verdiğinden dolayı üzülmüştür diye düşünüyorum. Belki de sevinmiştir. Yani böyle şeyler yazmayın. Böyle şey yorumlar yazmayın efendim. Yorumlara cevap vermiyorum. Haddinizi bilin. Yani. Tabii ki reklamlara kapandı. Üzüldüm. Ha, Okşan üzüldü mü, üzülmedi mi? Beni bağlamaz ki. Şunu söyleyeceğim efendim. Belki Okşan'ın da kanalı bir gün kapanır. Tıpkı El Oğlu Üç Kapı Açık diyen Sibel Baysal. Birisi mezarlık, birisi cezaevi, birisi hastane. Bıktım artık, usandım size bunları söylemekten. Tanımıyorum arkadaşım, seni alamam. Bundan dolayı öyle kalkıp da tabii ki yani sevinmiş de olabilir, sevinmemiş de olabilir, üzülmüş de olabilir, üzülmemiş de olabilir. Yani kendi gözünüze bakın. Ben malımı iyi anlarım. Haddini aşan da çok iyi. Sanırım. O yüzden yani kelaynak için şey yapmayın. Bana yorum yazmayın. Soru sormayın. Tanımıyorum kardeşim. Keşke tanısam da seni alsam. Veya hanımefendi. Tanımıyorum. Tanımadıklarımı almıyorum efendim. Ne konuda konuşacaksın? Tamam yaz bana. Alacağım seni. Ha, bu Şengül'ün yayında geliyordu. İyi almak istedim efendim, katılamadı. Şengül'ün yayına geliyordu. Demek istediğim ne efendim biliyor musunuz? Şöyle güzel. Karşınıza çıkayım efendim. Huzurlarınızda.
Sizler benden üstünsünüz. Ne de olsa. Aslına bakarsanız kimse kimseden üstün değil. Bir Allah'tan başka. Ama ben nedir burada? Buyurun efendim. Sizler gösteriyorum. Çünkü gerçekleri, doğruları açıkladığımdan dolayı yaranamıyorum. Değil mi efendim? Hadi bakalım. Yine ben huzurlarınızda iş kadın ceketimle, yani çok özentiliğim var seans solusisiye. Çünkü dobraları konuşan bir kadın. Tabii ki özentiliğim vardır. En azından kahve değil. Dümenci değil. Harbileri konuşan bir seans oyunu. Tabii ki özentiliğim vardır. İnsan sevdiğine özenti duyar. Siz de bana özenti duyuyorsunuz. Nasıl olacak? Özenti duymanızı nereden algılıyorum? Çünkü adıma fan açıyorsunuz. Verbalsal fan açıyorsunuz. Özentiliğiniz oradan ortaya çıkıyor. Tabii ki ben seans olayı seviyorum. Evet. O resmen gazeteci. Ama ses tonu olaraktan da ona özeniyorum. Güzellik olarak da ona özeniyorum. Çok güzel. Yani. Siz de bana özeniyorsunuz. Sibel Baysal fan olarak da. Fan açıyorsunuz. Kimisi canavar halimi koyuyor. Kimisi güzel halimi, resmimi koyuyor. Nasıl olunca? Okuma, boşver, cevap verme. Ne yapayım? Okumasam da o zaman içimde yara kalıyor. Allah korusun. Cık. Okuma diyorsun da. Ha, oku ama cevap verme. Olmaz. Cevap vermesen de yüreğim tükenir. Aman aman aman. Benim yüreğim tükeneceğini, bunları yazanların yüreği tükensin. Bu kadar basit yani. Şimdi efendim, şeye gideceğim. Malum yerlere. Hava atmak için acaba hava mı gerekiyor? Hava boş lastikte de var. Düşünüyorum. Olmuyor. Hava. Nerede var hava? Boş lastikte. Bakayım şu telefonu şarj alacağım. Ha vallahi telefonu dolmuş ha öbürü. Şimdi efendim. Dışarıya çıkacağım. Oradan da yayın açacağım. Nereye gidiyorum? Ne yapıyorum? Hep birlikte göreceğiz.
Kalbim atıyor küt 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 küt. Bunu kim okuyordu? Gülben Ergen. Kalbim atıyor küt küt. Lay 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 lay. La la lay 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 lay. Evet efendim. Şeyi bekliyorum. Ne bekliyorum? Burada bakıyorum kimler? Aa, Serdar gelmiş. Hoş geldin Serdar. Kardeşim hoş geldin. Nasılsın bebeğim? Biblom. Kalebodrom fayansım. Çikolatam. Güzel kardeşim benim. Heh. Yeterli mi bu kadar? Yavaş şarkı çevireceğim bundan sonra. Serdar. Ha, bak Serdar. Günaydınlar demiş. Hoş geldin Serdar'cığım. Bir tane. Ay Serdar canım ne istedi biliyor musun? Şey, ayran. Yoğurt. Şimdi dişçiye gidip geleceğim ya. Alacağım yoğurt. Ay ben bunu dahi yazamazdım buradan. Hani bana az önce bir videoma yorum yapmışsınız. Üstten bildirim geldi. Ama hangi videoma bilmiyorum. Nasıl? Gözümden bir şey kaçmıyor değil mi yanıma? Şengül'e diyorum ki ne? Şengül diyorum. Nikolores hoş geldin. Şu saatte bununla şey geçmişsin. Canlı yayına. O da diyor ki ne? Şengül. Sana ne? Ama tamam da bana sen zaten bildirim geliyor. Az önce hanıma gerçekten bak bir videoma yorum yapmışsın. Doğru mu? Bunu nasıl gördüm lan? Ha? Bak burada yayındayım ben. Laptop'tan giriyorum hayatım. Bak. Bakınız efendim. Çünkü buradan görüyorum ben. Hemen üstten bildirim geliyor bana. Ha ben o kadar Photoshop şey değilim. Ne derler? Profesyonel değilim. İki kişi gibi. Biri o kürlenmeden, diğeri de neyse ağlamayacağım efendim. Bu arkadaki saati de bir tane saat alacağım şimdi. Burada
Arkadan yok edeceğim. Evet gönderdim. Birilerini gönder şey yolladı. 600 TL'nin. Hatta Şükran ablayla aracılığıyla 135 TL fazlasıyla. Ne 135 ya? İşte 335. Öyle. Ya onu Feride zaten kardeş payı olaraktan gönderdi. 300-300. 600 değil. Şu arkadaki saati İnşallah unutmam. Her saat Günür'ün dediği birinde batıl inançlarım var. Herkesin kendine göre batıl inançları var. Fakat şu arkadaki saati görmek istemiyorum. Bunu kırmayacağım. Öbür odaya koyacağım. Ama onu değiştireceğim. Ya ağlamayacağım dedim ağlıyorum ya niye? Aurora bile onun gönderdiği mamaları önceden yiyordu. Şimdi yemiyor. Gündem maddenin. Yo barışma taraftarı değilim. Barışırsam tekrar üçüncü etapta tekrar şey yapar. Değişik arşivini alır. Onun için alamıyorum. Kusura bakmayın. Yaptığından dolayı ağlıyorum. Yok. Dinime, imanıma. Asla barışmam onunla. İstediğim kadar seveyim. İstediğim kadar kardeşim dediğimden ne hayır bekledim. Ne hayır geldi. Kürnemenden. Bu ikinci oldu. Bu ikinci. Ondan barışmam. Yok. Davalık olduğum kişilerle barışırım. Kürnemenden asla barışmam. Asla. Hayır. Böyle bir şey yapmayacaktı. Yemek başa kalkamaz.
Bundan dolayı. Yok canım yok. Bu saatten sonra ya onda barışmam. Bu arkadaki saati de kırmayacağım. Başka saat alacağım. Yatak odasına takacağım. Buraya başka saat alacağım. Bu sefer gene barışırım. Ondan sonra efendim bir kez geldi başıma. İkinci kez bu sefer üçüncü arşivlere taşırlar. Onlar çok güzel fotomontaj yapıyorlar. Olabilir. Yani seviyorsam kalbimde kalsın. İlhan hoş geldin. Beni seven öyle yapar mı? Niye Feride böyle yapmadı? Niye Gönül böyle yapmadı? Veya o Şengül niye öyle yapmadı? Valla ben bilmiyorum canım. Körlenmeden niçin böyle oldu yaptı. Ha sen buradan Susan diyorsun ha. Susan olarak kimse tanımaz onu. Kırnamadan olarak tanımaz. Niye kızdın sana? Kızsın. Bilmiyorum neden kızını. O bana kızdı ben bundan sonra da onu affetmeyeceğim. Allah affetse de affetmeyeceğim. Ayağımı indirmiyorum. Çünkü üçüncü şeyde barıştığımda tekrar aynısını yapacağım. Tamam. Üçüncü barışırsam gene aynısını yapacağım. En güzeli Amerika'da kalsın.
Ben de ne mutlu Türk'üm diyeni. Türkiye'deyim. Böyle yaşamanın tadı kalmadı. Düşenin dünyada dostu yokmuş. Yok mu? Sana soruyorum lan Hüsnü. Vallahi Hüsnü abi gerçekten yokmuş. Aa, öyle mi? Şunu bir çıkartayım. Evet. Efendim birisi biliyorsunuz alenen yapmış olduğumuz yayın. Ne herkes izliyor. Fakat birisinin yorumunu gördüm. O yüzden çıkartmak zorunda kaldım efendim. Arkadaki saat değişecek. Değiştireceğim. Yani atma. Başka bir yatak odasına koyarım ya. Öyle. İkinci kez böyle yaptı. Üçüncü kez ona barışırsam tekrar arşive alır. Arşivler ondan da tükenmiyor. Bitmiyor. Ondan dolayı yani kırmama da gerek yok ama görmek istemiyorum. Arkamdan. Canka'ya merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Yağmur, merhabalar. O da beni seviyordu ama bir abla olaraktan. Ama bilmiyorum. Ne geçti? Sen de ortalık kızıştırmaya kalkma. Bir saat kaç para? Saatin kaç para olduğunu peşinde değiliz. Keşke böyle şey olmasaydı. Saat kaç para?
Sen de herhalde kendine dedikodu arıyorsun burada. Onu Melisa'ya gidecek soracak. Ona gidip Melisa'ya soracak canım. Bunu değil. Tekrar söylüyorum. Eğer bu sefer de barışırsam yine üçüncü olarak da başka şeyler de paylaşıyor. Çünkü bunlar Herma'yla Melisa'yla işbirliği yapıyorlar. Fotomontaj yapıyorlar. Yok hayatım yok, o Feride olsun, başrolde oynayan Günür olsun, bunlar gönderdiği şeyi niye başa kalkmıyorlar? Valla Photoshop yapıyorlar canım. Şengül'ün hakkında da neler yaptılar. Sadece bana suçu bulmayacaksınız. Suçlu ben değilim. Bir de suçu onlarda arayın. Şebekelerde arayın. Su şebekesi var. Burada. Su. Şebekesi. Onları da arayın. Ben de aramayayım.
çok içerlendiğim iki konu var. Onun hakkında gidiyorum. Biri Yasmin. Ve kedileri. Tamam. Yasmin gücü yok. Var. Laf olarak var. Ama benim bakınız efendim şu an gidiyorum. Hem cimerden verdim. Kesilerde kalsın. Aa, Göksel hoş geldin. Nasılsın? Tam da çıkıyordum. Göksel. Kimse, kimsenin hayatına müdahale edemez, karışamaz. Yönetimimiz var, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Yönetimimiz olan sevgili Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'dan da memnunuz. Memnun olmayanlar kendileri düşünsün. O zaman bu ülkede yaşamasınlar. Türkiye'de yaşamasınlar. Çünkü niye? Şunu da bir engelleyeyim. Engelledim. Bu yüzden Türkiye'de memnun olmayan iltica bile edemeyecek. Mülteci olarak gidemeyecek. Ona değerli başkanım külliyede olan Tayyip Erdoğan kararname çıkartır. Yasa çıkartır. Biraz daha durayım. Göksel geldi buraya. Evet Göksel'cim, hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Olsun, canın sağ olsun Göksel. Yazsan ne olacak? Yazmazsan ne olacak? Senin varlığın yeter burada. Arşan diyor ki ekran karşısında diyor. Kusura bakma diyor. Yazamadım diyor. Göksel. Ben de şeye çıkacağım şimdi, Göksel'cim. Sodan bitti de. Sodan mı ya? Bak, burada. Soda. Sürün benim gibi sürün benim gibi sürün aşkımız diyemeyeceğim
Geber. Sürün, sürün. Benim gibi. Beter ol benden. Ya işte. Ah Yasmin, ah. Yasmin'e kız şuradan Arışka. Gel buraya. Bir tane kız. Gel. Dedim ki Yasmin'e. Ben de göndereyim dedim o kedilerine. Geçen konteynerde kuru ekmek arıyordu. Utanın, utanın. Bakın efendim, hofet demedim ha buna. Yasmin ne dedi? Arışkaya dedi. %50 şey yaptı. Bak, Yasmin duyunca hemen hofet dedim mi? Normalde böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum normalde. Bak, Yasmin'i duyunca hemen geldi. Ya. İşte böyle yardım edin, yardım. Kedileri elinden alınacağım diyerekten bana vereceğim. Bana ne sahip çıkacak? Ne? Soruyorum. Yazık, günah değil mi o kıza ya? Bebek gibi kız. Bebek gibi. Allah nazar değdirmesin o Yasmin'in güzelliğine. Çekemeyen çatlasın. Kötülükle bir yere varamazsınız. Belki iyilikte varabilirsiniz. O da Allah-u Teala bilir. Böyle yapmayın. Son dakika bir haber. Okuyacağım. Yağmurla ilgili. Yoğun yağıştan dolayı Bolu dağ tünelinde sonra TEM otoyolunda meydana gelen yiyelen sebebiyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır. Bu 10 saat önceymiş. Arışka mı? Evet. Aşkı da tatlı. Yasmin teyze istedi. Şengül teyze. Ben de. Yani. Ben çağırmadım efendim. Yasmin'i özellikle seviyor. Yasmin'i. Normalde hop et. Gel buraya. Diyorum. Ama bu sefer demedim. Çünkü Yasmin'in adını duyunca Yasmin'i çok seviyor. Ben de seviyorum Yasmin'i. Ben de seviyorum Yasmin'i.
Efendim, son sorular alacağım. Buradan görüyorum zaten. Vallahi şimdi dışarıya çıkacağım da. Orada yorumları okuyamam. Sorulara da cevap veremem. Bence kapatayım buradan. Şu arkadaki saatte. Alırsam, vaktim olursa alacağım. Ha, vaktim olup arkadaki saati farklı bir saat alamazsam yine duvarda kalmayacağım. O zaman şeyi dinlersiniz. Duvarlarda neydi o? Küçük bayan vardı. Sürünmeye bir şarkı okuyayım. Yoksa beynim rahat olmayacak. Hangisine girsem efendim telif hakkı var. Şimdi ne yapayım? Sanki reklam alıyorum. Devam edeyim mi? Telif hakkı var. O eski halimden eser yok şimdi. Azdırab içinde yorgunum şimdi. O eski halimden eser yok şimdi. Izdırap içinde yorgunum şimdi. Tutan kollarımdan düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Tutun kollarımdan düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Evet efendim. Yani ne başka? Ha. Amerika'dan gelen şeyi yemiyor efendim artık. Alışkın. Öküz kemiği. Kürnemeklerden. O da kızgın. Kızgın derken o da anlıyor yani. Değil mi kızım?
Boş ver kız, aman aşkım, ben alırım şimdi sana. En güzel kemikleri alırım. Öde kemiklerini. Yani. Kimseye de ihtiyacımız yok. Allah'ımıza şükürler olsun. Arışka burada şey yapıyor. Çok sever. Çok kırmızı. Ama şimdi sevmiyor ve gönder diyordur kemiği de yemiyor. Böyle bir şey ya ben duymadım etmedim gerçekten şeyden ne derler ya? Ya ben Feride'den duymadım. Günur'dan duymadım. Öyle bir şey. Bu ne ya? Buyurun efendim. Ha, burada. Aruşka burada. Öyle kalkıp da. Böyle paylaşılan ne ya? İyi. Alev abla bana 1.000 TL para gönderdi. Şengül'ün yayında. Buna konuşayım, ondan sonra kapatacağım. Ondan sonra dedi ki Alev abla her şeye geldiğinde Şengül'ün yayınına oradan şey yapıyor. Selam verme. Tamam mı? Şengül abla, Alev abla, iyi seviyorum ben. Feride'yi seviyorum. Zümrüt'ü seviyor. Zümrüt'ü. Evet. Zümrüt'ü seviyorum. Zümrüt'ün de bana desteği oldu. Zümrüt asla köpeklerim hakkında iftira atmadı. Aklıma geldikçe konuşuyorum. Sonra kim vardı? Başka kim vardı efendim? Çağla kalın. Evet. Çağla Akın'ı bana son şeyde köpeğime değil, köpeklerimi savundu. Bir kişi tarafından atılan iftiradan dolayı. Ve Çağla Akın hanımefendi de orada ne demişti? O Sinem Umaş'la birlikte canlı yayın olayı vardı. Şimdi birisi oradan diğer yayınlarımda diyor ki ne? Niçin bu tarafa bakıyorsun? Bu tarafa bakmasan, bu tarafa bakarsan konuşamam. Senin emrinin altında değilim. Tabii ki bu tarafa bakacağım. Çünkü gerçekleri söylüyorum. Beynimden geleni söylüyorum. Hı. Sonra Çağla Akalın'la Bukit Ağası vardı. Bukit Ağası evet beni dövdü. Ama ben gene şikayetinden vazgeçtim. Ardından işte bunu anlayın. Neyi anlayın? Çağla Akalın'ın
çıkartmış olduğu yeni şarkı. Elinden geleni ardına koyma. Bundan dolayı Çağla Akalın'ı, ha bana ve Çağla Akalın ne şeyi var, faydası veya zararı? Bu şarkıyı dinleyin. Devran Çağlar'dan okumuş. İnşallah tüm dijital platformlarda yer alır. Türk Halk Müziği okuyan sanatçımız Hazal Sönmez'i takdir ediyoruz buradan. Bizde ayrımcılık yok. Öpüyorum. Tamam canım. Neyse bir düble kaldı. Şunu da şey yapayım. Değil mi Türkan abla? Yani iki taraflı konuşma. İkisini, birisi halk müziği sanatçımız Hazal Sönmez, diğeri Çağla Akalın. Yemin ederim, bir şey söyleyeyim mi? Ha ne oldu? Yok lan, çıkıyorum. İki kişi dedim. Birisi Türk Halk Müziği sanatçısı Hazal Sönmez, diğeri de Çağla Akalın. Ama şunu söyleyeceğim içimden geleni. Hazal Sönmez neden yanındaki Kelayna yanında sürekli videoda yer alıyor ve akşam olduğu zaman Naş Hazal Sönmez'i. Çağla Akalın, dinleyelim efendim. Hadi bakalım. İnşallah Çağla Akalın. Allah gönlüne göre versin.